Süleyman'ın Özdeyişleri 20. bölüm 1, 3, 4, 6, 13, 19 ve 29. ayetler. Şarap insanı alaycı, içki gürültücü yapar. Onun etkisiyle yoldan sapan bilge değildir. Kavgadan kaçınmak insan için onurdur. Oysa her ahmak tartışmaya hazırdır. Sonbaharda çift sürmeyen tembel hasatta aradığını bulamaz. İnsanların çoğu vefalıyım der. Ama sadık birini kim bulabilir? Uykuyu seversen yoksullaşırsın. Uyanık durursan ekmeğin bol olur. Dedikoducu sır saklayamaz. Bu nedenle ağzı gevşek olanla arkadaşlık etme. Gençlerin görkemi güçleri, yaşlıların onuru ağarmış saçlardır. Ya Rab, her davranışımla, attığım her adımla senin ışığını yansıtmak istiyorum. Bu yüzden Ya Rab, sen beni sarhoş olmaktan uzak tut. Çünkü içkinin etkisiyle yoldan sapan bilge değildir. Bu yüzden Ya Rab, beni böyle olmaktan uzak tut. Ya Rab, biri bana bir şey söylediği zaman, kavga çıkarmak istediği zaman, bunlardan uzak durmam için de bana yardım et. Çünkü kavgadan kaçınmak insan için onurdur. Oysa her ahmak tartışmaya hazırdır. Rab, sen beni ahmak olmaktan uzak tut. Çünkü şeytan bazen saldırıyor, gurur yaptırıyor. Sen beni gururlu olmaktan uzak tut Ya Rab. Eğer böyle bir tartışma ortamı varsa, Rab, senin bilge dolu sözlerinle cevap vererek bu durumu yatıştırabilmem için bana yardım et. Tartışmaya girmek istemiyorum Ya Rab. Sen beni böyle olmaktan uzak tut. Ve Rab, tekrar sana yalvarıyorum, beni tembel olmaktan uzak tut. Çünkü sonbaharda çift sürmeyen tembel hasatta aradığını bulamaz. Rab, ben her zaman çalışkan bir insan olmak istiyorum. Ya Rab, işimde her zaman başarılı olup verdiğin armağanlar doğrultusunda ilerlemeye devam etmek istiyorum. Ve her zaman sana karşı, bana iş verenlere karşı sadık bir insan olmak istiyorum. Çünkü bu bereket senden geliyor. Ya Rab, bu yüzden sadık bir şekilde bana verilen bütün görevleri Ya Rab sevinçle yapmak istiyorum. Biliyorum ki uykuyu seversem yoksullaşırım ama uyanık durursam ekmeğim bol olur. Sen her zaman ayık ve uyanık olmam için bana güç ver Ya Rab. Çünkü düşman her zaman bizi yok etmek istiyor. Bu yüzden onun bütün ateşli oklarına karşı her zaman ayık ve uyanık durmak istiyorum. Ve Ya Rab, sen beni dedikodu ortamından da uzak tut. Bana ayırt etme ruhu ver. Çünkü ağzı gevşek olanla arkadaşlık etme diyorsun. Rab, sen böyle insanları benim çevremden uzak tut. Ve onlara da Ya Rab yardım et. Bu tür dedikodu ruhundan onları da kurtar Ya Rab. Onlara da esenlik ver Ya Rab İsa. Sadece sana baksınlar. Sadece senin kelamın, senin güzel sözlerin onların ağzından dökülsün Ya Rab. Ve Ya Rab, diyorsun ki gençlerin görkemi güçleri, yaşlıların onuru ağarmış saçlardır. Rab, daha gençken, daha yolun başındayken sana uygun bir yaşam sürmek istiyorum. Verdiğin armağanlar doğrultusunda seni yüceltmek istiyorum. Ve Rab, biliyorum ki senin avlularında bir gün başka yerlerdeki bin günden daha iyidir. Ve Ya Rab, ileride yaşlandığım zaman da sen benimle birlikte olacaksın. Buna yürekten inanıyorum Ya Rab. Ve Ya Rab, sen dedin ki siz yaşlanıncaya dek ben oyum. Senin verdiğin vaatler doğrultusunda sen de her zaman meyve vermeye devam etmek istiyorum. Ya Rab, senin vaatlerin ne güzeldir. Canımı tazeler, içimi arındırır, bana yaşam verir. Rab, teşekkür ederim sadık olduğun için.
Rab, teşekkür ederim verdiğin vaatler için. Sende her şey evet ve amindir. Bu yüzden sana şükrederim ya Rab. Sevgin için, merhametin için. Tüm övgü, tüm yücelik yalnız sana ait olsun. İsa Mesih'in adıyla. Amin.